Herkese merhabalar, Teknoöğrenim'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Ugreen'in ürettiği HDMI Switch'i inceleyeceğiz. HDMI Switch nedir arkadaşlar? HDMI Switch cihazınızın, yani görüntü aldığınız cihazınızın, monitörünüzün ya da televizyonunuzun yeteri kadar HDMI çıkışı yoksa ve elinizde mesela bu cihaz için 3'in 1 şeklinde 3 tane HDMI giriş var. 3 tane 4 tane HDMI'den bağlanan cihaz var ve sizin yeteri kadar bağlantı noktanız yoksa bu sorunu çözecek yegane cihaz. Şimdi çok bekletmeden öncelikle bir kutuyu açıp denerken de ne işe yaradığını göstermek istiyorum. Şöyle ufak kibar bir kutusu var arkadaşlar. Her şeyden önce bunu niye seçtiğimi de açıklamak istiyorum. 3 adet HDMI giriş, 1 adet çıkışı var arkadaşlar bunun. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama bir tuşu var. Tuştan değiştirebiliyorsunuz kaynaklar arasından. Bir de bir kumandası var arkadaşlar bunun. Bundan dolayı seçtim bunu. 169 liraya aldım. Şu an Trendyol'da da var diye biliyorum. Şöyle basitçe açacak olsak şöyle bir kutusu var. Cihazımızın kendisi. Şu HDMI bu ne? Kumanda için göz kısmı. Burada bir kablo var. Bir de kumandamız var. Bir de şurada bir kullanım kılavuzu var. Şöyle açarsanız eğer. İspanyolca, Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Türkçe var mı diye bakıyorum. Türkçe yok anladığım kadarıyla. Yok. Türkçe yok arkadaşlar. Şimdi bunu bir kenara koyacağım. Şöyle kibar bir kumandası var. Şöyle. Şunu çıkartırsam çalışıyor mu artık? Şu artık çalışıyor. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Şimdi kabloları açmak istiyorum. Şöyle bir USB kablo var. Bu anladığım kadarıyla güç için. Bunu da kenara koyalım. Bazı cihazlarda gücün yetersiz olduğunu söylüyordu. Bu da kumandanın için modül arkadaşlar. Bu da yapışkanı. Bunları kenara koyalım. Şimdi cihazımızın kendisini bir açmak istiyorum. Şöyle kibar bir cihaz. Şöyle naylonu var. Naylonu açalım. Şöyle basit, güzel görünümlü bir cihaz. Hani cihaz genel olarak gerçekten başarılı. Şu yan taraflar piyano bilek. Güzel bir cihaz. Okunuyor mu diye bakıyorum. Bir saniye. Tekrar bir deniyorum ama odaklanamıyor. Şöyle göstereceğim. Bu output monitörümüze giden nokta input 1, input 2, input 3 diye de 3 tane bağlantı noktamız var. Kumanda için uzatma var ama acaba kumanda uzatma olmadan da çalışıyor mu onu merak ediyorum açıkçası. Yani şu şey olmadan da çalışıyor mu? Şimdi bunu nerede deneyeceğiz arkadaşlar? Elimde şimdi iki tane şöyle durayım önce. Şimdi cihazımı kurdum arkadaşlar. Cihazımı ben iki tane cihazla deniyorum şu anda. Üçüncü bir cihazda bağlayabilirdim ama fazla kablo trafiği ve kabloların iyice birbirine girmesini istemedim açıkçası şu anda. Çünkü net görmenizi istiyorum. Şimdi cihazım burada. Burada bir tuşum var. Şurada ilk baştaki gördüğünüz HDMI kablo monitöre gidiyor. Bu gördüğünüz beyaz HDMI kablo özellikle farklı olsun diye beyazı seçtim. Bu Pi 4 düzümüzden, Raspberry Pi 4 düzümüzden geliyor. Siyah kablo da Raspberry Pi 4'ümüzden yani Pi 4'ümüzden geliyor. Görüntü buradan kutuya geliyor. Her iki cihazım da açık. Burada bir tane daha HDMI girişim var. Bir adet USB girişim var. Bunun için USB girişinin sebebi şu arkadaşlar. Güç yetersiz kalırsa diye bazı cihazlarda bu tarz bir güç sıkıntısı yaşandığını yazmışlar kullanım kılavuzuna. Bu gibi durumlarda USB kabloyla güç sıkıntısını çözün demişler. Ve bir adet de 3,5 mm girişli bir kumanda modülü var bu şekilde arkadaşlar. O da şöyle kumandamız da bu. 1, 2, 3 ve Next tuşlarından oluşuyor. İster bununla yapabilirsiniz. İsterseniz burada sonrakine geçen şöyle bir yuvarlak bir tuşumuz var. Basıyorum. Hemen Raspberry Pi 400'den 4'e geçiyor. Bir daha basıyorum. Tekrar başa dönüyor arkadaşlar. Bu Next yani sonraki olarak çalışıyor. Bir de onun dışında diyelim ki 3 cihazınız var.
3'e yani bu 3 çalışmıyor şu anda çünkü 3'e takılı bir şey yok. 2'ye bastığım zaman 2'ye, 1'e bastığım zaman 1'e geçiyor. Next dediğim zaman yine bir sonraki mantığıyla devam ediyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şu arkadaşlar. Full HD görüntüyü 60 Hz'de aktarabiliyor bu cihazımız. Ama 4K ve 2K görüntüyü 30 Hz'den aktarıyor. Yani zaten kutusunun üzerinde de şöyle, çok affedersiniz, şöyle göstereyim. Kutusunun üzerinde de yazmış zaten 4K, 2K bakın şurada. 30 Hz demiş. Ama onun dışında 60 Hz görüntüde ben hani bir gözle görülür bir fark göremiyorum. Gayet güzel aktarım yapıyor. Bu anlamda başarılı bir cihaz olarak gördüm açıkçası. Televizyonunuzda yeterince HDMI çıkışı yok ya da biliyorsunuz ya da monitörünüzde bazı monitörlerde display var, işte DisplayPort var, HDMI var, DVI var. Ama sizin DVI, HDMI çok cihazınız var. Mesela ben özellikle Raspberry Pi kullanırken bu monitör kullanıyorum. Raspberry Pi'lerde test ve deneylerimi, projelerimi gerçekleştirirken cihazdan cihaza geçmem gerekiyor. Bu gibi sıkıntılarda işte arkasından sök çıkart ya da işte HDMI kabloyu değiştir vesaire gibi ya da çeviricilerle VGA'ya falan bağla gibi sıkıntılar yaşıyorum. Bu en azından 3 cihaza kadar beni desteklediği için gayet başarılı olacaktır. Benim söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar şu an için. Gerçekten başarılı bir cihaz. Tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenme diye basın ama neden olduğunu yazmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.